doğru insanları doğru koltuklara oturtmasaydık bizim bu işi becermemiz mümkün değil. Biz bu seriye başlarken Shell'in hep ileride mesajını aldık. Krizden fırsat çıkarmak lazım. Durarak fırsat çıkaramazsınız ki krizden. Paranın turşusunu kuracak haliniz yok. Olmuyor, olmuyor. Atladım gittim arkadaşlarımla birlikte. Almaty'ye çözdük geldik. Gelişmekte olan ülkenin CEO'ları çok çalışmalı. Sizin verdiğiniz veda yemeğinde ben de vardım. Ağladınız mı? Ben geriye pek bakmam. Şimdi yeni ufuklara bakıyoruz. Yani, arazi aldınız mı mesela? Ben havalimanı alıyorum işte. Havalimanı alıyoruz. Alıyor musunuz? Metaverse'den havalimanı alacağız. Tabii ki. Ben daha çok okudum ve sizin şu anda yapmış olduğunuz bağımsız medyaya çok girdik. Yani aslında çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ay çok teşekkür ederim. Ben de sizi tebrik edeyim. İşte bir yeniliği yakalamak bu. Yani birinci yaş günümüzü kutladık yani geçenlerde. Herkese merhaba. Shell'in katkılarıyla hazırladığımız Şelale Kadak ile 15 dakikanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok kıymetli bir konuğum var. TAV Havalimanları'nın CEO'su Sani Şener'le beraberiz. Gerçekten çok teşekkür ederim bugün burada olduğunuz için. Ben teşekkür hoş ederim. Geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Bir açıdan daha çok güzel bu program. Çünkü yeni yılın ilk programı 2022'nin. Yeni yıla daha umutlu girelim ve daha güzel şeylerden de bahsedelim. Umut projelerinden bahsedelim. Sanırım bunun için de iyi bir isim Sani Şener. Kaç yıllık bir deneyimden söz ediyoruz burada? Yani şöyle, ben işte üniversiteyi 77'de bitirdim. 79'da master'ımı bitirdim İngiltere'de. Döndüm. Demek ki 80 dersek, 80'de başladık. 40 yıllık bir tecrübe var tabii ki. Ama şu anda tecrübelerin artık modası o kadar hızlı geçiyor ki. Yani tecrübeniz bir işe yaramayabiliyor. Çünkü dünyada korkunç bir gelişme var. Teknoloji korkunç gelişiyor. Onun için devamlı kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Şimdi siz böyle söyleyince aklıma sizin bir cümleniz geldi. Demişsiniz ki deneyimler de kredi kartı gibi geçerlilik süresi geçiyor. Ne kadar doğru bir cümle. Ne demek istiyorsunuz? Biraz ya, şöyle bakın dünya kurulduğundan bu yana ki yaşamış bilim adamlarının %90'ı halen yaşıyor. Bakın dünya kurulduğundan bu yana yani Aristoteles'ler, Galilo'lar, Leibniz'ler, Laplace'lar yani Newton'lar, Einstein'lar hepsi dahil %90'ı halen yaşıyor. Bu demektir ki büyüme eksponansiyel bir şekilde gidecek. O kadar hızlı bir şekilde gidiyor ki zaten bunu biz yaşıyoruz. Bunlar dünyada 12.500 bilim adamıyla beraber. Bunların yarattığı, bulduğu bilimde keşifleri ve artı onların teknolojileri neler yapıyor dünyada? Biz de reel sektörde onlara uyum sağlamak için ne yapıyoruz o zaman? Yepyeni şeyleri öğrenmek için çok çabalıyoruz. Onun için kredi kartına benzer yani bilgi çok çabuk değişiyor. Devamlı bilgiyi doldurmak sürekli gerekiyor. Sürekli de kendini yenilemek gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Hiç şansınız yok. Şimdi yani gerçekten hani hep üstünü vurguluyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli CEO'lardan birisiniz. Ve ben şeyi hatırlıyorum Sani Bey. Libya'da iç savaş çıktığı yıl sizin orada büyük bir şantiyeniz vardı. Evet, ve de havalimanını yapıyordum. Dünyanın da dört bir yanından çalışanlarınız vardı. Evet. Siz bir uçağa atlayıp sahada tahliye operasyonuna gittiniz. Herkes de korkuyordu. Onu çok net hatırlıyorum. Bu korkusuzluk nasıl oluyor? Yani o aslında her insan gibi ben de çok korkarım ama şöyle bir hadise var yani olay ciddiye bindi mi hiç korku aklınıza gelmiyor. Yani oradaki konu şu, bizim 250 civarında Türk mühendislerimiz vardı. Erkek, kadın mühendislerimiz vardı. Onları ve çocuklarını tahliye etmemiz gerekiyordu. Bu çok önemli bir hadiseydi. Ondan sonra da 4000 işçimiz vardı. Önce ben bizzat gidip Türkleri oradan çıkarttım. O çok önemli bir hadiseydi. Tunus'a geçtik. Tunus'tan onları Türkiye'ye getirdim. Ondan sonra Malta'da bir yer tuttuk ve Malta'dan operasyonu yönettik. İtalya'dan bir feribot kiraladık. Libya'ya gönderdik. Oradan 4000 işçiyi aldık. Malta'ya getirdik. Malta'dan 747'lerle ülkelerine gönderdik. Yani inanılmaz bir hakikaten operasyon. İnanılmaz bir operasyon. Tabii bu liderliğin önemli ögelerinden birisi. Yani zor anlarda çalışanlarınız sizi yanınızda görmesi lazım. Biz de her türlü kriz yönetirken zaten bunu gösterdik. Hep sahada olduk. Krizde sahada olacaksınız. Şelale Hanım, herkesin bu yönetim tekniklerinde bir karıştırdığı konu vardır. Risk yönetimi ile kriz yönetimini.
risk yönetimi koruyucu hekimliktir. Yani bir riski önlemek için ona göre kurallar vardır, bir kurallar bütünüdür. Kriz yönetimi de sahada olmaktır, ameliyat. Yani koruyucu hekimlik orada yapamazsınız, artık olay olmuştur, kötü olmuştur. Kötünün daha kötüye gitmesini engellemek için sahada olmanız lazımdır. Ben de tüm iş hayatım boyunca bir lidersem eğer, krizlerde hep sahada oldum. Tabii hemen CEO'luğunuz, yani tecrübeleriniz, deneyimlerinizle biraz giriş yapmak istedim ama biraz da ilk defa mesela YouTube'da ilk defa bu programı izleyip Sani Şener'i ilk defa tanıyan yeni genç bir kitle de var. TAV Havalimanları'ndan bahsediyoruz. TAV büyük bir marka oldu. Şimdi aslında TAV'ı TAV yapan CEO'dan söz ediyoruz burada. Yani TAV markasını ekibiyle beraber Türkiye'de ve tüm dünyada büyüten bir CEO var karşımızda. Şimdi ne demek istediğimi siz söyler misiniz? Yani TAV bugün ne kadar yayıldı? Nasıl bir büyüklükten söz ediyoruz? Ben sadece o şirkette liderlik yaptım. Çok iyi bir ekibim var bir kere. Yani iyi insanlar olmasa, iyi insanları biz doğru koltuklara oturtmasaydık, yani doğru insanları doğru koltuklara oturtmasaydık bizim bu işi becermemiz mümkün değildi. Bir kere bu bir ekip işi. Bu ekip işi. Bu kesinlikle. Ama siz de iyi bir orkestra şefisiniz. Ama teşekkür ederim. Ama ikincisi zamanı yakalamak çok önemli. Biz 1997'de özelleştirmelerin başlamasıyla havalimanı özelleştirmelerini yakaladık. O çok önemli bir hadiseydi. Yani zamanı yakaladık. Ondan sonra baktık ki bu havalimanı işi çok büyüyecek. Çünkü dünyada 2500 civarında havalimanı var. Bunun daha %2'si özelleştirilmiş. Özelleştirmeler artacak. Onun için bir seri şekilde bu işe girdik. Zaten rakiplerimiz veya başka iş dünyasının başka oyuncuları uyanana kadar biz zaten Türkiye'de 5 tane havalimanını almıştık. Ondan sonra hemen yurt dışına açılmaya başladık. Başarılarımız da oldu, başarısızlıklarımız da oldu ama bütün hadise başarısızlıklarımızdan ders almasını bildik. İşte şimdi neredeyiz? İşte Gürcistan'dayız, 2 tane havalimanı işletiyoruz. Kazakistan'da Almaty Havalimanı'nı işletiyoruz. Bakın bu çok enteresandır. Pandemi sürecinde en fazla darbeyi yiyen sektör havalimanı sektörüdür. Evet, değil mi? Ama biz hiç uçağın kalkmadığı günler oldu. Evet, biz gittik, Almaty'yi aldık. Ondan sonra Türkiye'de ihalesine girdik, Antalya'yı aldık. Bunlar büyük yatırımlar. Peki aynı zamanda büyük riskler değil mi? Tabii ki bunlar riskler ama yani risklere girmeniz lazım, riskleri almanız lazım. Ekonomik olarak bu şirkette 55 bin kişi çalışıyor. Yani bu şirkette bu çalışanlarınıza sizin ileriyi gösterebilmeniz için bu havalimanı işine devam etmeniz lazım. Biz de devam ediyoruz. Yani paranın turşusunu kuracak haliniz yok. Yani yatırımlara döndürmeniz lazım. Biz bu seriye başlarken Shell'in hep ileride mesajını aldık. Yani hep ileride olanları seçelim dedik buraya. Hep ileride olan şirketleri, hep ileride olan isimleri. Yani diyorsunuz ki biz gördük aslında orada havalimanlarındaki o büyük potansiyeli. Ona göre bir oyun planı kurdunuz. Ama ve pandemide durmamak. Yani bu çok insanların böyle morali bozuldu, duralım, yatırımları da durduralım diyen bir sürü şirket de oldu ama siz öyle yapmadınız. Şimdi derler ya krizden fırsat çıkarmak lazım. Durarak fırsat çıkaramazsınız ki krizde yani. Hareket etmeniz lazım. Çok hızlı hareket etmeniz lazım. Biz çok hızlı hareket ettik. Yani Almaty'de de Antalya'da da güvendik. Dünyada sıkıntı var. Yani dünyada sıkıntı varken girdik. Sağlık krizi, ekonomik krize dönmüş. Bütün bunların arasında bu yatırımları yapabilmek bir kere bir işimize olan güveni gösterdi. Bu adamlar havalimanı işletmeciliğinde var. Sürdürülebilir bir ne olursa olsun devam ediyorlar. Olsun, bu önemli bir şey. İşte Latvia'da varız. Bizim için önemli orası çünkü Avrupa Birliği ülkesi. Zagreb'de varız. Orası da Avrupa Birliği ülkesi. Tunus'ta 2 havalimanında varız ki biliyorsunuz ne kadar zor bir bölge. Yani bir sürü sorun geliyor. Bu sorunları çözebilme kabiliyetiniz çok önemli. Tabii. İşte bu çözebilme kabiliyeti içinde ben şey diyorum. Hani hazerfen olmak diyorum. Bunu çok kullanıyorum. Yani hazer Farsça bin demek, fen de bilim demek. Hı hı. Bin bilimli olmak. Yani işte Alman matematikçi Leibniz'e bakıyorsunuz. Bir polimat diyorlar onlar. Adam aynı zamanda uzay bilimleriyle ilgileniyor, geometriyle ilgileniyor, fizikle ilgileniyor, biyolojiyle ilgileniyor, resim yapıyor. Leonardo da Vinci öyle. Yani hem mimar, hem resim yapıyor, hem heykeltıraş, hem mühendis, hem havacılıkla ilgileniyor, hem tıpla ilgileniyor. Bizim de artık
benim gençlere verebileceğim nasihat bu. C-level yöneticiler olarak her şeyi bilmemiz lazım. Yani 18 ile 22 yaş arasında okumuş olduğumuz ne okulun adı ne de bölümün adı bizim 40 yıllık iş hayatımızı etkileyemez. Değil mi? Çok değişti tabii. Dünya. Bütün bilimler birleşti artık. Yani fizik, kimya, biyoloji, işte matematik, sosyal bilimler hepsi birbirine entegre oldu. Onun için bu arada işte yapay zeka dedikleri bu zaten. Yani bütün her şeyi birleştirebilip her şeye daha fazla ulaşımı sağlayan bir yapay zeka. Yanına bir de insanı koydunuz mu müthiş yönetirsiniz. Yönetirsiniz. Atatürk Havalimanı'na gelmek istiyorum. Sizin verdiğiniz veda yemeğinde ben de vardım. Evet. Bir son yemek gibiydi son, yani. Son, ne evet. kadar yani Atatürk Havalimanı gerçekten müthiş bir yerdi ve hepimizde müthiş anıları vardı ve oranın altına da Tav ve Sani Şener imzasını attı. Kapanmayabilirdi. Yani yeni havalimanı da olabilirdi. Orası da devam edebilirdi. Kapandı. Ağladınız mı? Şimdi şöyle, tabii ki çok üzüldüm. Çok duygulandım. Çünkü orada çok emeklerimiz vardı. 20 yıl yani orada çok şey yaşadık. Mesela 15 Temmuz'u orada yaşadık. 15 Temmuz'da 100 bin kişi geldi oraya. O 100 bin kişinin biz havalimanındaydık tüm ekibimle birlikte. Patlama olmuştu. Patlama olmuştu ondan önce. Ondan önce patlama olmuştu. Yine oradaydık. Yani çok anılarımız var. Ve havalimanı hiç durmamıştı. Hiç durmadı. En önemli mesele de oydu. 5 saatte açtınız değil mi? Yani o terörist eylemden sonra 5 saatte havalimanını açtık ki o çok önemli bir hadiseydi. Bunların hepsi tabii ki anılar vardı. Benim karakterimde şöyle bir şey vardır. Ben geriye pek bakmam. Yani ileriye bakarım. Yani Atatürk Havalimanı üzüldük. O akşam siz de vardınız. O yemeği yaptık. Bitti. Şimdi yeni ufuklara bakıyoruz. Yeni ufuk deyince şimdi gerçekten Türkiye'nin turizm potansiyeli çok büyük ama henüz oralara gelmedik turist sayısında. Fakat ülkemiz çok müthiş bir zenginliğin, tarihi zenginliğin üzerine oturuyor. Bugün olmazsa yarın o turistler Türkiye'ye gelecek ve Antalya'da gerçekten bizim en önemli merkezimiz. Önemli merkezimiz Antalya. Şimdi orada gerçekten de çok iyi bir havalimanına ihtiyaç var. Siz orada ihaleyi kazandınız. Evet. Şu anda o kadar hızlı arttı ki Antalya'da yolcu. Mevcut kapasite yetersiz. Yetersiz kalıyor. Bizim de yani şu andaki işletici olarak 2027'ye kadar orada süremiz vardı. 2026'nın sonuna kadar. Ancak yatırım yapılması lazım. Onun için yeniden ihaleye çıktılar. Yani şu andaki yolcu sayısı neydi? Şimdi 2019'a biz bakıyoruz. Çünkü pandemiden dolayı tabii, az. Evet, 2019'da 35 milyona çıkmıştı yolcu sayısı. Ki biz bu sene 22 milyon yolcu yaptık orada. Ki pandemi şartlarına rağmen. Pandemide. Onun için orası hakikaten Türkiye'nin bir amiral gemisi turizmde Antalya. Tabii. Onun için Antalya'da yapılan bu yatırımı çok hızlı yapacağız. Biz çok hızlı yapacağız. Ve Antalya'da gittikçe turizmin daha da artacağını göreceğimize inanıyoruz. Ben de çok seyahat ederdim işim gereği. Fakat bu pandemiyi yaşayınca olabildiğince çok seyahati de böyle hayatımızdan çıkarttık ve şeyi de düşünmeye başladık. Yani seyahat etmesek de olur galiba. Çünkü seyahatin getirdiği de riskler var diye. Fakat siz öyle düşünmediniz. İnsanlar yeniden seyahat edecek ve bu uçaklara binilecek diyorsunuz. Tabii ki. Bakın dünyada bilginin ve sermayenin transferini online yapabiliyorsunuz. Ama insanların ve üretilen malların nakliyesi mutlaka ya ulaştırmayla olacak, ya uçakla, ya gemiyle, ya karayollarıyla, ya trenle olacak. Böyle bir küresel dünyada malların, üretilen malların ve insanların yer değiştirmesi devam edecek. Belirli sürede kesintiye uğrayabilir. Yani biz 11 Eylül olaylarından sonra da uğradı bir kesintiye. SARS hastalığından sonra da uğradı. Kuş gribi oldu, ondan sonra da uğradı. Bu başka. Çok daha derin. Peşine ekonomik kriz de sürükledi. Ama şu anda görüyoruz biz. İnsanlar uçmaya başladı. Yani ülkelerin sağlık otoriteleri sınırları aştı. Ertesi gün 34 uçak indi. Yani çok mesela iyiymiş. Bir ülkeden evet. Şaşırıyorsunuz evet. Yani. Hazır evet. Bekliyorlarmış. Sadece iş seyahatleri çok hızlı geri dönmedi. O da yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Zoom, Teams, Skype evet, gibi evet. Online görüşmeler arttı. Arttı. Ama onlarla ilgili bana belki siz de soracaksınız. Ben şunu söylüyorum. Yani Zoom'da, Teams'te çok güzel iletişim kuruyoruz. Çok güzel ama karar verilemiyor. Öyle yani, mi? Tabii insanlar o Zoom'un, Teams'in arkasına saklanıp bakarız deyip bir öteliyor. Bakarız deyip bir öteliyor. Onun için atlayıp gideceksiniz. Ben Almaty'nin satın alma sürecinde 20-25 tane Zoom toplantısı yaptım. Olmuyor. Böyle şeyin de göbeğe pandeminin atladım gittim arkadaşlarımla birlikte Almaty'ye çözdük geldik.
Yani çok onun ilginç. İçin onun için karşılıklı görüşme hiçbir zaman bitmeyecek. Yani insani iletişim çok önemli diyorsunuz, değil mi? Çok. Ama siz zaten buna çok inanıyorsunuz. Ben inanırım tabii. Hiç öğlen yemeğini boş geçirmiyorum demiştiniz bir sohbetimizde. Hiç boş geçirmiyorum. Nedir, ne veriyor bir insana öğlen yemeğini boş geçirmemek? Yani şöyle, aslında ben hiçbir yemeği boş geçirmem. Yani hayatın hiçbir dakikasını boş geçirmem. Yani çünkü neden? Hep iş odaklıyız, tamam mı? Mesela aile tabii ki çok önemli, çok önemli. İnşallah gençler işle hayatı paralel götürmeyi becerebilirler. Ben beceremedim ama bu övünülecek bir şey değil, beceremedim. İşle hayatın paralel gitmesini çok destekliyorum ama işi çok öne alıyoruz. Çünkü biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkenin CEO'ları çok çalışmalı, çok çalışmalı. Yani öyle karmaşık sorunlar geliyor ki o karmaşık sorunları sizin böyle farklı deneyimleriniz varsa, farklı disiplinlerde bilgileriniz varsa işte o zaman çözebiliyorsunuz. Yani belirli dar bir uzmanlık alanınızla normal problemleri çözebilirsiniz. Ama o dar uzmanlık alanı sizin bu karmaşık problemleri çözmenize imkan vermiyor, yetmiyor. Onun için her şeyi bilmek gerekiyor. Yani finansman bilmeyen, muhasebe bilmeyen, mühendislik bilmeyen, işte işletme, insan ilişkileri, insan kaynakları yönetimi bilmeyen bir CEO yönetmesi falan mümkün değil. Onun için bilmek lazım, okumak lazım, öğrenmek lazım, araştırmak lazım. Şimdi böyle söyleyince, anlatınca TAV'ın nasıl bir okul olduğunu da görüyorum. TAV'dan yetişen binlerce kişi oldu herhalde. Yani burada mütevazi davranmayacağım. TAV bir okul, kesinlikle. Yani TAV'da yetişenler bana o kadar böyle sokakta rastlıyorum, bazen yemeklerde rastlıyorum. Nasıl dua ediyorlar? Yani bir diploma diyorlar. Türkiye'nin en iyi üniversitesinin diploması varmış gibi muamele görüyoruz diyorlar. TAV'da çalışmış olmak. Bu çok önemli. Bir taraftan da kafayı gençlere yoruyoruz. Yani evet, yani ben X'im, X kuşağıyım. Biz de gençtik ama bizim için baby boomer dedikleri kuşak, bunlar çok acayip farklılar falan demiyordu. Yani normaldik. Şimdi şu andaki gençler için bunu söylemiyoruz. Başkalar, yani bizlere hiç benzemiyorlar, bizim gibi iş hayatını bizim gibi düşünmüyorlar. Sabah 9, akşam 5, inanmadıkları hiçbir şeyi yapmak istemiyorlar. Onların gerçekten düşünceleri bambaşka. Bir taraftan onlara da ihtiyacımız var. Ben baby boomer'ım. Evet. 1955 doğumluyum. Yani ben A kuşağı diyorum kendimize. A kuşağı. Şimdi baktığınızda şu var, çevre değişti. O çevreye uyum sağlıyor gençler tabii, çocuklar, evet. Gençler. Çok hızlı uyum sağlıyorlar. Onlar internetin içine doğdular işte yani. Biz de ona teknoloji uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yani çünkü o gençleri yönetiyoruz biz. O gençlerin ne istediklerini bilmeden nasıl yönetebiliriz? Onun için biz de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Peki teknoloji, sıkıntı yaşıyor musunuz yani? Yani yaşadığımız yerler tabii ki oluyor. Olmuyor diye bir şey yok ama ciddi çalışırsak, ciddi şey yaparsak oluyor. Bakın mesela ben, şimdi okuyorsunuz. Metaverse, tamam mı? Ben şimdi bir şirketin CEO'suyum. Yani ben Metaverse nedir diye birine sormamam lazım. Yani arazi aldınız mı mesela? Ben havalimanı alıyorum işte. Havalimanı alıyoruz. Alıyor musunuz? Metaverse'den havalimanı alacağız. Tabii ki. Bunu arkadaşlara talimat verdim. Ve arkadaşlar, ve çok mesela çok kıymetli bir teknoloji şirketimizin genel müdürü var. Ondan sonra her şeye hakim, muhteşem bir arkadaş Kerem Bey. Ondan sonra onu aradım, dedim Kerem, sen bunu bu gençlere ver, onlar daha iyi bilir, öyle sen merak etme abi dedi. Yani onlar, çok doğru. Bu metaverse, yani bilmeniz lazım. İçinde en azından iki cümle lazım. İçinde olmanız lazım. Evet. Yani dün mesela, şimdi hani her şeyi bilmeniz lazım derken insanlar bir uzmanlık derecesinde demiyorum tabii ki. Ama dün uzaya işte bir gün önce şey fırlatıldı, işte James Webb Space Teleskopu fırlatıldı. Şimdi bunu bilmen lazım. Yani işte dünyadan 1,5 milyon kilometre uzakta, işte 1990'daki işte Hubble şeyinden daha ileri teknolojide James Webb, NASA'nın ilk kurucusu, işte bu artık 13,5 milyar yıl öncesinden 200 milyon yıl öncesine kadar ki galaksilerin oluşumunu bulacak. Ne olacak? Bunları bilmeniz lazım. Şimdi gençler bunu biliyor. Yani Sani Bey, dün James Webb Space Teleskopu uzaya fırlatıldı. İzlediniz mi dediğinde, evet biliyorum izledim demen lazım. Ya, ve anlatmanız lazım. İşte biz bunu yapmamız lazım. A kuşağı olarak bilgi çok önemli. Her sene bilginin %30'u çöpe gidiyor. Yani öğrendiğiniz bilginin. O yeni gelene bilmeniz lazım. Meslekler değişiyor, yeni meslekler çıkıyor, yeni kabiliyetler, yeni beceriler çıkıyor. Biz eskiden şey derdik, yani işte ölçek ekonomisi veya
işte kapsam ekonomisi. Şimdi bir de beceri ekonomisi çıktı. Yani economies of scale, economies of scope, economies of skills çıktı. Yani beceri ekonomisi. Daha becerikliyi daha iyi yere koyup işte ona göre verimliliği artırabilmek gibi. Gibi. Peki bu dönemde bilmiyorum daha çok vaktiniz olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz herhalde senenin 200-250 günü seyahat... 2019'da ne kadar? Ve 2018'de senede 200 gün uçuyordum. Of. Kesin. Saydırdım yani asistanıma. Bir kere 192 çıktı, bir kere 203 çıktı. Uçuyordum. Genelde ama de uçakta tabii, oluyordunuz pandemide, herhalde. Pandemide mesela 2020'de hemen hemen bir veya iki kere uçtum. Ondan da biraz çatladık zaten yani. Ya. 2021'de işte biraz daha fazla uçtuk. Ne oluyor ki. Peki? Daha mı çok okunuyor? Ben daha çok okudum ve sizin şu anda yapmış olduğunuz bağımsız medyaya çok girdik. Yani aslında çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ay çok teşekkür ederim. Ben de sizi tebrik edeyim. Gerçekten çünkü işte bir yeniliği yakalamak bu. Evet. Yani yeniliği yakalamak bu. Zamanı yakalamak bu. Yeni bir şey çıktı. Siz de bunu yakaladınız. İşte ondan dolayı da tebrik ediyorum. Ancak dediğim gibi bunu sürdürebilmeniz lazım. Evet. Şimdi ben geçiyorum. Sürdürebilmeniz lazım. Daha saniye birinci yaş günümüzü kutladık yani geçenlerde. Evet. Çünkü evet bunu da biliyorum. Gerçekten sürdürülebilir yapmak. Tabii. Yani bir tane sohbet yaptın, bir video girdin, sonra 3 ay oturdun olmuyor. Olmuyor. Son olarak bu güzel sohbeti gençlere yine bir tavsiyeyle kapatalım. Bir kere Metaverse'de havalimanı alıyorsunuz. Demek ki her şeye gözümüzü açık tutmamız lazım. Açık tutmamız lazım. Yani böyle çabucak vazgeçiyor gibi de oluyorlar falan. Ne tavsiye edersiniz böyle çok somut? Bir kere büyüme dünyada devam edecek. Yani kesinlikle devam edecek. Ama son trendleri yakalayabilmeleri için çok okumaları gerekiyor. Çok okumaları gerekiyor, çok dinlemeleri gerekiyor, çok çalışmaları gerekiyor. Yani biz de zamanında bunları yaptık, kendi zamanımızın trendlerini yakalamaya çalıştık ama biz de ağır ağır gelişiyordu. Şimdi çok hızlı gelişiyor. Yani birden bir iş bitiyor, çöpe gidiyor. Yani emek veriyorsunuz, çöpe gidiyor. Bunları moralleri bozulmadan düşe kalka çok hızlı bir şekilde götürebilmeleri lazım. Okumaları lazım, dünyadan haberleri olması lazım. Kesinlikle bu. Yani bu. Başka türlü bir çıkış. Hiçbir şansları yok. Hiçbir şansları yok. Sani Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine şahane, yine yeni şeyler öğrendik. Evet, gerçekten sizinle her buluşma öyle oluyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun. Teşekkürler. Birinci yıldız. Sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. İzlediğiniz için öncelikle teşekkürler. Ayrıca hazır gelmişken kanalıma abone olursanız da sevinirim. Hoşça kalın.